Yeri Veli Yiğitep. Sayın Bakanımız bir önemli etkinliğe katıldı. Hafta içinde bir Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği. Hocam sen onu gezme hemen fırsatını dile getirelim. Ben hafta içi gidebildim çünkü. Gezdi orayı. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak gençlerin spor yaparak uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalabileceğine dikkat çekti. Doğru. Bu bandımızı özellikle vermek istiyoruz bu mesajı. Sancaktepe Belediyesi Stadyumu ve Sporcu Performans Laboratuvarı Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. İzleyelim bandımızı. Yenilenen Sancaktepe Belediyesi Stadyumu ve stadyumun içinde bulunan Sporcu Performans Laboratuvarı törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin ilk sporcu performans laboratuvarıyla genç yetenekler daha kolay tespit edilebilecek. Laboratuvarda 13 kategoride testten geçirilecek genç sporcuların hangi spor dalında daha başarılı olacakları saptanacak. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Bizim toplumumuzu tehdit eden uyuşturucuyla mücadeleye çok önem vermemiz lazım. Yapılan her spor tesisi, mahallelere yapılan sahalar, tesisler gençlerimizi toplumumuzu tehdit eden uyuşturucu belasından uzaklaştırmak için birer araç. Terör örgütleri gençlerimizi uyuşturucu vasıtasıyla esir almak istiyor. Onları kullanmak istiyor. Buna müsaade edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi uyuşturucuyla mücadele terörle mücadeleyle eş değerdir. Törende Osman Aşkınbak'a 53 numaralı Sancaktepe Belediye Spor Forması hediye edildi. Gerçekten Sayın Bakan çok önemli bir etkinlikte ve çok önemli bir mesaj verdi. Diyor ki tesislere spor yaptırırsak bu kötü alışkanlıklardan uzak tutarız diyor. Evet Sayın yani aynen öyle. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ben de davetliler olarak Cuma günü sevgili Erdoğan Arıkan abimle beraber Muğla'daydık. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kış kampı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesi altında yapılan şahane bir kamptı. Hocam size de çok selamları var oradaki öğrencilerin sizin 8 ederiz. Farklı ilden kış ne kampı muhteşem geçmiş. Sayın Arife Ceylan Hanım'a da teşekkür ediyorum organizasyonunu gerçekleştiren. Şahane bir kış kampı. Muğla'da Sayın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürümüz Sinan Aksu Bey'e de teşekkür ediyorum. Müthiş bir organizasyon ya yapmışlar hocam. Güzel işler yapılıyor. Bunları gördüğümüz zaman da tabii ki mutlu oluyoruz. Yani senin katıldığın etkinlik, Sancaktepe Belediyesi'nin yapmış olduğu bu laboratuvar, spor hakikaten çocukları her türlü beladan uzak tutar. Yani kesinlikle. Sporun içine girdiğin zaman uyuşturucudan da uzak kalırsın, işte yasa dışı örgütlerden de uzak kalıyorsun. O sporun ruhunu çocuklarımıza verdiğimiz zaman çok güzel bir nesil gelecektir. Dolayısıyla da bu tarz emeği geçen bu tarz çalışmalar yapan herkesi hakikaten tebrik edip yürekten kutluyorum. Çok güzel bir şeydi. Teşekkür ediyoruz. Açılıştı ve çok önemli kendine bir gençler Sayın gençler Bakan. Bayılıyorlar hocam böyle şeylere. Yani orada panelde 3 saat beraber olduk. Sayın Genel Müdürümüz Sinan Aksu'nun düzenlediği o güzel oturumda. Evet. Muhteşemdiler. Yani o kadar alakalılar, o kadar ilgililer ki. Yani 8 farklı ilden gelmişler. Ağrı'dan, Çorum'dan, Urfa'dan. Yani inanılmaz muhteşem gençler. Yani gençliğimiz iyi yolda ya. Hep böyle olsun. Konya'da da 1,5 dakika oldu. Konya Spor Trabzonspor mücadelesi başladı. Radyo 1'den naklen dinleyebilirsiniz. Editörün